Evet, arkadaşlar merhabalar. Uzun zaman sonra sorularınıza tekrar dönmek istedim açıkçası. Öncelikle ilk iki serinin sorularının arasında arta kalan dört soru vardı. Üçü Facebook'tan, biri Instagram'da olmak üzere. Onlarla başlayacağım. Daha sonra da YouTube yorumlarındaki beğendiğim sorularla devam ediyor olacağım. Önceliği diğer hani geçmişte soru sormuş arkadaşlara vereyim istedim. Bir soru vardı, Necip Şahin'den. Uzun boylularla ilgili sormuş. Önerdiğiniz taktikler var mı? Mesela söylendiği gibi uzun boylular sumo deadlift'te daha yatkın mı? High bar mı, low bar mı falan gibi diyor. Aslında genel geçer bazı şeyler var Necip. Mesela cidden uzun bacak ve kısa gövde, ki bu genelde uzun boylu insanlarda daha hani yaygın oluyor. Sumo deadlift'te bayağı uygun oluyor o tip vücut. Low bar bu arada insanların %95'i daha iyi performans sergileyebiliyor low bar squat'ta. Ve uzun boylular da hani öne eğilme payı vesairesi olduğu için daha dik bir açıyla inip kalkmak gerekmediği için low barda daha iyi hani sonuçlar alabiliyorlar. Ancak ben hani şu şöyledir, bu böyledir gibi yargıları bu kadar çeşitli insan varken doğru bulmuyorum. Hepimiz çok farklıyız ve hepimizde bazı farklılıklar gözlemlenebiliyor. Ve hani genel geçer yargılara uymayabiliyoruz bazen. Mesela benim bir videomda da var. 2 metreye yakın boyu olan ve benden çok daha iyi high bar squat yapan, hatta neredeyse olimpik bir halterci kadar iyi performa edebilen birini gördüm mesela. İlk kez görmüştüm, şok oldum. Ama demek ki bu olabiliyormuş. O yüzden hani denemeden bilemeyeceksin bunu. Bence benim tavsiyem, genelde bütün bu lifterların hani dene ve gör tavsiyesi olacak benim tavsiyem. Yani böyle tabii ki antrenman programını bölme. Hani uzun süre bir harekette güçlenmeye bak. Ama sıkıldığın noktalar olacak, platoya uğradığın noktalar olacak. O noktada mesela bir süre sumo'yu dene ya da bir süre low bar'ı dene. Hepsini bir gör ama bunları böyle bir hafta falan deneme. Yani en az 2 ay 3 ay bir deneme periyodu tanımanı tavsiye ederim. Sonra geri döndüğünde eğer hani mesela low bar'da kötüsün, high bar'a geri döndün. Geri dönüşünde eski ağırlıklarına dönmen çok uzun sürmeyecektir. Yani ben uzunum diye çekincelere yer vermek yerine hani kendi kişisel alanımızda bence uzunum ama ben de yaparım diye girişip, yani baktığın zaman mesela sumoya daha yatkın diyoruz uzun bacaklar çoğu zaman ama strongmanlere bak. Strongman'de yasak mesela sumo ve hepsi çok iyi conventional kaldırabiliyorlar ve bütün rekorlar onlarda genelde. Ve çok iyi squatlar da yapıyorlar uzun boylu olmalarına rağmen. Yani bence uzun boy bir bahane değil, uzun boyun da bir hilesi yok. Hepsinin sonu eninde sonunda tam güç çalışmaya gidiyor açıkçası. Yani ben dene gör, rahat olduğunda ilerle gibi bir tavsiye vereceğim sana Necip. Bir diğer soru Hüseyin Turgut'tan. 5x5 programına başlamadan önce 10 dakikalık kol çalışması yapsam nasıl olur ya da üzerine mi kol egzersizi yapayım falan gibi bir soru sormuş. Necip yani büyük liftleri yaparken, squat, bench press, deadlift gibi liftleri yaparken onların öncesinde ne yaparsan aslında, hatta yani bazen statik esnemeye bile performansımızı engelliyor deniyor. Kol gibi bir şey yaparsan zaten kollar yorulmuş olacak. Bench press'te performansı mesela epey düşer. Aynı şekilde kollarda yine böyle bir hani kan pompalanmış durum olursa squat'ta pozisyonunu alman da zorlaşabilir zaman zaman. Deadlift'te bile hani forearmların mesela, yani şu bilek kısmın mesela atıyorum bayağı gergin oldu. Deadlift'te de yansıyabilir bu. Yani ben bu tarz ek egzersizleri, büyük egzersizleri önce yapıp ekleri sonra yapmayı hani tavsiye ediyorum. Yani powerlifting'e spesifik gelirsek, yani gelecek olursak ben triceps çalışması önermiyorum. Triceps'e ayıracağımız vakti bench press'e ayırırsak daha iyi bir powerlifter olabileceğimize inanıyorum. Ve bench press'te ciddi bir triceps çalışması var. İzole etmek, yani bir vücut geliştirici olma gayemiz yoksa cidden gereksiz. Minik detaylara takılmıyorsak fizikte yani. Onun dışında
curl öneririm yani. Ben mesela hep üstüne hammer curl yapıyorum. Bilek sağlığı için de çok iyi bir hareket. Yani başka bir curl da yapabilirsin ama antrenmanın sonunda yine böyle tabii ki işte bir tek biceps bölgesine 3 hareket, 4'er set falan gibi bir şey asla önermeyeceğim. Hiçbir bilimsel dayanağı yok çünkü bu tarz antrenmanları. Bu yüzden bir hareket, 1 set, 2 set, 3 set, 4 set o civar. 6-12, 6-15 tekrar arası önerebilirim sana. Evet, salon biraz kaotik oldu bir anda. Evdeki odamda devam ediyorum sorulara. Uygar Türkmen sormuştu. Kandito lineerde deload olmaması sıkıntı yaratır mı? 5x5'te maxlarda gezmek yoruyor. Şahsen ayrıca kemer, knee wrap kullanmaya ne zaman başlamalıyız? Bayağı soru sormuşsun arka arkaya. Ondan önce cevaplayayım. Deload ihtiyaç duymadıkça yapman gereken bir şey değil açıkçası. Deload hani böyle mesela 5-3-1'de çok var. 3 hafta yapın bir hafta deload. 3 hafta yapın bir hafta deload falan gibi. Çok gereksiz yani. Çok sık bence. Eklemlerde bir yorgunluk, böyle genel anlamda bir platoya ulaştığımız için hani yavaş çıkan tekrarlar falan gibi şeylerle karşılaşmadıkça bence deload çok gereksiz. Kandito da bence lineer ilerle ihtiyaç duydukça deload yap, hatta duymadıkça yapma. Ben yani belki 16-17 hafta kullandım ve hiç yapmadım mesela. Knee wrap, kemer kullanmaya ne zaman başlamalıyız? Knee wrap tavsiye etmiyorum raw powerlifting'de. Gelişimi optimum yaratmıyor hani kas gelişimini bence. Gereksiz bir ekipman cidden. Yani iyi bir derinliğe inmek de pek mümkün olmuyor knee wraplerle. Belki de onu kastetmiyorsun zaten. Yani sarılan değil de ben knee sleeve, direkt giyilen sleeve olarak giyilen knee sleeve'leri, dizlikleri öneririm. Ve kemeri öneririm. Bunlar için de bir seviyeye gelmene gerek yok, bir süre geçmesine gerek yok. İlk antrenmanında bile kullanarak başlayabilirsin bana sorarsan açıkçası. Genelde böyle bir, nasıl diyeyim, özellikle Türkiye'de var bu. Yani Türkiye'deki powerlifterlarda falan var çok. Hani ne bileyim, kemer takınca core bölgesi güçsüzleşiyor. O yüzden kemer kullanmasan daha iyi. Ya da işte dizlik, dizliğe çok bağımlı oluyorsun. Ne bileyim, lifting ayakkabısına bağımlı oluyorsun. Mümkün olabildiğince normal çalış falan. Yani bilmiyorum, gereksiz. Hani ne bileyim, o zaman bilardoyu da sopasız oynayalım. Hani elimizle vurarak oynayalım. Yani her sporun belli ekipmanları var. Yani futbolu da o zaman mümkün olduğunca ne bileyim çıplak ayak oynayalım. Çok daha hani saf yapmış oluruz sporu. Krampona bağımlılık yaratıyor. Demek ki bir şey bu bence. O yüzden böyle bir yargı çok var. Yani bir, bunun kanıtını ilgilenenlere hani aşağıda yoruma yazarsanız atarım. Birçok araştırma kemer kullanımının core gelişimini ve merkez bölgesinin, karın kaslarının aktivasyonunun daha iyi hani olmasını sağlıyor kemer. Kemersiz yapılan lifting asla sizin core'u daha iyi çalıştırdığınız anlamına gelmiyor. Yani daha iyi bir mesafe kat edecekken aslında daha yavaş ilerliyorsunuz kemersiz. Aynı şekilde dizlik de dizleri hani iyi koruyor ve yani sıcak tutuyor dizleri ve antrenmanda kullanmak için iyi bir tool bence. Bu yüzden yani bunların belli bir seviyesi yok o soruna da cevap vermem gerekirse. Bunun dışında Alan Trull'un buttwing, omurganın normal pozisyonuna dönmesidir. Çok problem değildir. Düşüncesini nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer soru, tightness'tan ödün vermek bel ağrılarına sebep oluyor. Öteki türlü de derinlik sıkıntı, ayarı nasıl olmalı? Güzel sorular sormuşsun. Alan Trull'un buttwing ile ilgili dediğin omurganın normal haline dönmesi durumudur. Düşüncesine %100 katılıyorum. Buttwing'in çok overrated ve gereksiz bir şey olduğuna inanıyorum. Videolarımda da yani zaten hali hazırda çok fazla teknik sorun yaşamadığım için, tek sorunumun da squat'ta olduğu durumu yüzünden videolarımda hep aga o nasıl bir buttwing bilmem ne, bunu yapıcı olarak söyleyen arkadaşlar var. Lafım onlara değil ama böyle sırf olumsuz bir eleştiri yapmış olmak için olumsuz eleştiri yapan bir tayfa var. Yani o çok net. Buttwing belli bir düzeye kadar kabul edilebilir bir şey arkadaşlar. Benim koçluk aldığım uzun süre firmanın sahibi IPF 105 kilo klasında dünya şampiyonu.
ve görüntülerimi hepsi izliyorlar attığım zaman, koçluk servisi alırken. Eğer ciddi bir problem olsaydı beni uyarırlardı. Kalça yapımdan dolayı olduğunu tahmin ediyorlardı. Ve biz de bunu, yani bu benim squat yapmaya başladığımdan beri neredeyse var. Ve yani bilgili insanlarla da çalışıyorum. Ne bileyim, Cemre ile falan da antrenman yapıyorum. Kaç senedir bunu çözmek için epey uğraştık. Çok küçük de olsa hep oluyor. Ağır ağırlıklarda biraz daha fazla oluyor. Ancak buttwing, bir acı çekmiyorsanız, ben squatlardan sonra veya esnasında en ufak bir bel ağrısı, en ufak bir acı çekmiyorum. Acı çekmiyorsanız kabul edilebilir bir şey. İki de yani gelişiyorsanız normal bir şey. Evet, belki buttwing'im olmasa ve çok optimum bir kalça yapım olsa, genetiğim iyi olsa belki daha hızlı ilerlerdim. Yani 2 sene önce 145'ti squat'ım, şu an 170. Yani denesem belki 180 falan çıkar ama biraz da formuma güvenmediğim için zaten. Yani bu, ne bileyim, yani bu tarz şeyleri farkında olarak zaten şekillendiriyor olmanız gerekiyor. Yani mesela ben biliyorum, evet, squat formum %100 iyi değil. Sorunları var, sıkıntıları var. O yüzden mesela ben eminim ki 180 kilo squat'ı çıkarırdım. Ama 180 kilo squat'ı denemiyorum. Çünkü riskli buluyorum. Yani ilk maksimum denememde bu sene 170 yaptım. İkincisinde de 170 yaptım. Yani önemli olan farkında olmak. Kısacası, yani uzattım biraz konuyu ama hani bu konuyla ilgili çok yorum atıyorlar. En son videomda da squat videosunu çektim yandan. Hemen 5-6 tane seri halde squat'ımla ilgili problemler başlığı altında yorumlar geldi. Buttwing arkadaşlar benim çözebildiğim bir şey değil. Hep hamstring esnetmesi yap, kalça esnetmesi yap, iyi gelecektir falan gibi böyle doktor gibi bana tavsiyeler veriyorsunuz. İyi, hoş ama ben hepsini yaptım. Hepsini çok hardcore düzeyde denedim arkadaşlar. Yok, olmuyor. Kalça yapısı müsaade etmiyorsa, yani bazı insanların mesela, ne bileyim, genetik olarak bench press yapması mümkün olamayabiliyor. Bazılarının deadlift yapması mümkün olamayabiliyor. Ama bu illa yapmayacağız anlamına da gelmiyor. Yani evet, güzel görünmeyecek. Yani izlediğinizde size bir seyir zevki vermeyebilir benim squat'ım. Ama gelişiyor ve yapmaya da devam edeceğim ne yazık ki. Yani izlemeyi sevmiyorsanız squat videolarımı, ne bileyim, o kısmını atlatabilirsiniz mesela. Uzun lafın kısası, yani Brad Contreras'la araştırmalarında ve hani buna ait bir videosu var, linkini alta koyacağım. Buttwing'in çok çözülebilir bir şey olmadığına inanıyor. Ve böyle hamstring, kalça falan gibi şeyleri esneterek falandansa daha fark edilmemiş belki de bir alandaki gerginlikten dolayı olabileceğini söylüyor. Mesela bir arkadaş öyle yapıcı bir yorum yapmıştı. Belki omzumdaki bir esneklik probleminden dolayı olabilir falan diye. Belki de, ama yani bu lifting olayı bir proses. Yani yani ne kadar uzun yaparsanız o kadar ilerliyorsunuz. Belki de ben bunu bir yıl sonra fark edeceğim, belki 5 yıl sonra fark edeceğim ama bir gün o istediğim mükemmele yakın squat formuna ulaşacağım. Yani bu bir gelişim süreci. Bir günde hemen ertesi gün, ha o muydu problemim, tamam deyip ertesi gün mükemmel squat yapmaya başlamak pek mümkün olmuyor ne yazık ki. Yani buttwing, evet, gereğinden fazla abartılan bir konu ve omurganın kendi haline geri dönmesi. Bazı nedenleri var. Bazı çözümleri de var ama hiçbir çözüm net çözüm değil ve ben birçok çözüm yolunu denedim, olmadı. Yani uzun lafın kısası, senin dediğin gibi ben Alan Troll'un bu düşüncesine katılıyorum. Diğer soruna gelecek olursam, Titans'tan ödün verince bel ağrıları oluyor, öbür türlü de derinlik sıkıntı. Bir kere senin her şekilde en tight pozisyonda, yani en gergin pozisyonda optimum derinliğe inebiliyor olman gerekiyor. Öbür türlü formunda bir sıkıntı var demektir bu. Bu yüzden tightness'tan ödün vermek gerekmiyor. Yani derinliğe inemiyor olabilirsin. Derinliğe inmekle ilgili esneklik veya başka bir sıkıntın olabilir. Ama yani derine inmek için tightness'tan ödün vermen ve bel ağrısı çekmen gerekmiyor. Yani bütün squat yapan profesyonel atletler en gergin hallerinde en derine inebiliyorlar. Senin bunu yapabiliyor olman gerekiyor. Bu squat'ın bir gerekliliği. Yani böyle bir onu yaparsam oradan kayıp, onu yaparsam oradan kayıp gibi bir durum söz konusu değil. Bir yanlışlık var ortada kısacası. Tavsiyem sırtından ağırlığı bırak bir süre. Bazen geri adım atmak iyidir. Sonra bir anda daha çok ileri adım atabiliyoruz.
Yani bir adım geri atıp 3 adım ileri birden gidebiliyoruz. Bu yüzden bir süre ağırlığı sırtından bırakıp boşta air squat'la veya ne bileyim bir yere tutunarak önce sonra tutunduğun yeri bırakarak falan optimum derinliğini bul önce. Ondan sonra optimum derinliğini bulduktan sonra hani sırt pozisyonu vesaire değişmeye başladığı an durabilirsin. O noktadan sonra da nefes çalış. Bu Valsalva'yı çok iyi çalış. Ve o Valsalva'yı en fazla aldığın noktada hani önce karnını bayağı boşalt. Bütün nefesini ver. Karnın bomboş kalsın. Sonra aynı şekilde tamamen doldur. Ve tut ve sık. Buna bracing diyorlar. Bu seni öne doğru gitmekten. Yani bir öne bir arkaya doğru stabil olmamız gerekiyor. Hani gitmememiz gerekiyor. Arkaya doğru gitmemeni sağlayan sırt kasların stabiliteyi o yaratıyor. Önde de bu nefes. Yani tartışmasız. Hatta arkaya bile biraz etkisi var bu nefesin. Kısacası bu nefesi alabildiğin kadar alıp o bulduğun optimum derinliğe inmeye çalış sürekli. Bunu hani çalıştıktan sonra aynı şeyi ağırlıkla çalışmaya devam edersen aslında birinden fedakarlık yapman gerekmediğini anlarsın diye düşünüyorum. Umarım cevaplayabilmişimdir sorularını Uygar. Evet, son soru ise Barakal Power'dan. Fırat, powerlifting programlarını, high volume bodybuilding programlarını harmanlasak olur mu? Güç artışı için aynı verimi sağlayabilir miyiz? Teşekkürler. Buradan bir hissiyatım var. Barakal Power ismin gerçi. Powerlifter de olabilirsin ama high volume bodybuilding dediğine göre büyük ihtimalle bir kas grubuna ne bileyim biceps'e ya da triceps'e 3 ayrı hareket işte milyonlarca tekrar falan yapıyorsun. Eğer doğal bir atletsen bunlara hiç gerek yok ve bunlar seni hatta geri taşıyacaktır. Yani bence vücut geliştirmeyle powerlifting rakamları doğal atletlerde beraber yürüyen şeyler. Doğal vücut geliştiricilerde ciddi bir powerlifting potansiyeli, powerlifting rakamları da oluyor zaten. Benim sana tavsiyem eğer o tarz çalışıyorsan bırak. Yani boş muhabbetler bunlar çünkü. Yani baktığın zaman bu 3D Muscle Journey gibi ciddi anlamda doğal vücut geliştiren atletlerin programlarına bak. İşte squat, leg extension, calf raise, bir de row falan gibi böyle 4-5 hareketle minimal bir setup yapıyorlar genelde kendilerine. Yani bu şekilde hem powerlifting alanında hem de vücut geliştirme alanında iyi ilerleyebilirsin bence. Fakat bir powerlifter düzeyinde rakamlar, yani kendi powerlifting potansiyelinin %100'ünü ortaya koymak, bir anda da kendi en iyi estetik potansiyelini kullanmak duruyor. İkisini de aynı anda yapamazsın. Hele ki doğalsan. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Benim koçluk almaya başladığımda benim de gayem işte gördüğümüz o Omar Isaf, Candito falan gibi adamlar gibi yağsız olayım, estetik görüneyim, aynı zamanda işte müthiş ağırlıklar kaldırayım. Bu böyle onlarca, yani minimum bence 10 yıl falan alan bir proses bana sorarsan. Onun yanında da bunu benim kendi koçum söyledi ve herhalde 10 yılın üstünde çalışıyor kendisi ve çok estetik olduğunu söyleyemeyeceğim. Bununla ilgili güzel article'lar da okudum, makaleler de okudum bu arada. Bayağı hani lean olmakla ve estetik olmakla kafayı bozmuş insanların bir anda bunu bırakıp powerlifting'e geçip kilo almasını falan anlatan makaleler. İkisi aynı anda olmuyor. Eğer powerlifting potansiyelinin %100'e yakınını, mümkünse %100'ünü ortaya koymak istiyorsan estetikten cidden bir fedakarlık gerekiyor. Öte yanda estetik bir vücut ortaya koymak istiyorsak da güçten bir fedakarlık gerekiyor. Yani bu ikisini aynı anda yapmak gibi bir amacın varsa şimdiden geçmiş olsun. Bu pek mümkün değil.